Sağlığın zirvesi, Özel MetroLife Hastanesi. Özel MetroLife Hastanesi, sağlık olsun sunar. Sağlık Olsun programından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam Sağlık Olsun programında yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bu akşamki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Veysel Toprak. Veysel Bey, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizinle ilgili kısa bir VTR'miz var. VTR'yi izledikten sonra sorularımıza başlayacağız. Evet, VTR'den sonra buradayız. 1979 Niğde doğumlu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Veysel Toprak, 1990 Erzin Atatürk İlköğretim Okulu, 1993 Erzin Yeşilkent Ortaokulu, 1993 Erzin Yeşilkent Lisesi'ni bitirerek temel eğitim ve öğrenimini tamamladı. 2004 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni bitirerek tıp doktoru unvanına hak kazandı. 2011 İzmir Ege Doğum Evi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını yaparak kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak göreve başladı. Mecburi hizmetini Şırnak İdil Devlet Hastanesi'nde yaptı. Mecburi hizmet sonrası Şırnak Silopi ilçesinde özel muayenehane hekimliği yaptıktan sonra 2013'ten sonra Şanlıurfa'da çeşitli özel sağlık kuruluşlarında çalıştı. 2015 Haziran'dan bu yana da Şanlıurfa'nın en gözde hastanesi olan Özel MetroLife Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışmakta. Çeşitli mesleki kurs, kongre ve eğitim seminerlerinde bulunup sertifikasyon programlarına dahil oldu. Özellikle gebelik takibi, riskli gebelikler, doğum, kadın hastalıkları, jinekolojik onkoloji, infertilite, menopoz ve jinekolojik operasyonlar ve ürojinekoloji gibi kendi alanının tüm bölümlerinde çalışmış ve çalışmaktadır. VTR'nin ardından programımıza devam ediyoruz. Evet, az önce de söylemiştim. Bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Veysel Toprak. Veysel Bey, tekrar hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün özellikle anne adaylarının ve annelerin merak ettiği konular hakkında konuşacağız sizinle. Kapsamlı bir sohbet etmeye çalışacağız. En başta şunu sorayım. Hamileliğe hazırlanan bir anne adayının, anne olmayı düşünen bir bayanın dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Ne gibi tetkikler için doktora başvurması gerekir? Öncelikle gebe kalmak isteyen ve çocuk sahibi olmak isteyen bir çift ilk başta hekim muayenesine girmesini öneriyoruz. Bir ultrason muayenesi, ultrason yapıldıktan sonra rahim ve yumurtalıkta herhangi bir sıkıntısı yoksa kan tetkikleri. Bunların hemogramdır, kan grubudur, hepatit markerlarıdır ve kan şekeri ve guatr testi dediğimiz TSH bakılması ve gebelikten en az 3 ay öncesinde folik asit başlanması önerilmekte ve bu tetkikleri yaptırılması ve aile hekimine başvurması önerilmektedir. Evet. Peki aile hekimine başvurduğu zaman bu tetkiklerin hepsini orada yapabilir mi, yoksa ekstradan tetkikler için başka laboratuvarlara da ihtiyaç olur? Yok, genelde hepsini aile hekimleri yapabiliyor. Diğer laboratuvarlara başvurmasına gerek yok ama bir kadın hastalık ve doğum uzmanı tarafından da takip edilmesi gerekiyor. Evet. Peki hamile olan bir bayan gıdalar açısından nelere dikkat etmeli, hangi gıdaları tüketmeli? Genellikle gebelikte kilo alımı çok fazla görülmekte. Çünkü yeni gebe kalmış bir bayana ailesi ve kendisi tarafından çift canlısın, iki canlısın, yemen lazım, efendime söyleyeyim aç kalmaman lazım gibi telkinlerde bulunarak aşırı kilo alınması sağlanmakta. Gebe kalan bir bayan özellikle ilk haftalarda, ilk 3 ayda gebelik bulantısı kusmasıyla karşımıza gelebilir. 6. haftadan sonra 8. hafta civarında gebelik hormonları yükseldiği için buna bağlı olarak da bulantı kusmaları aşırı seviyede olur. Onun için hastamıza önerdiğimiz az az yemesi, sık sık yemesi ve bu az az ve sık sık yerken de protein ağırlıklı beslenmesi. İlk 3 ayda zaten gebelerin ortalama alması gereken kilo 1 kilogram civarındadır. Biz bu kilo 1 kiloyu bazen kilo almaz, bazen de zayıflayabilir. Ama çok aşırı şiddetli bulantı kusması olmadıktan sonra, kilo kaybı oluşacak kadar bulantı kusması olmadıktan sonra hastamıza az az ve sık sık ve özellikle de bol proteinli gıdalar almasını tavsiye ediyoruz. Peki çalışan anne adayları gün içerisinde işte sık sık
yemek yeme fırsatı bulamayabilirler. Evet, onlar için de atıştırmalıklar olabilir mi? Tabii kesinlikle tuzlu çubuk krekerdir, balık krekerdir. Ellerinin altında kuru yemişler bulunabilir. Çantasında bir tane elma, bir tane portakal, yoğurtlar, ayranlar. Ha, bunlardan kullanabilirler. Az az ve sık sık yemenin anlamı bu. Ama kesinlikle abur cuburdan uzak duruyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden uzak duruyor. Protein ağırlıklı besleniyor ve aç kalmamaya özen gösteriyor. Çünkü gebeler açlığa duyarlıdır. Mide kazınması, baş dönmesi, efendime söyleyeyim, gözlerinin önünde sinek uçması, tansiyon düşüklüğü ve kan şekerinin düşüklüğüne bağlı olarak bu sık şikayetler ilk 3 ayda çok karşımıza geliyor. Evet. Peki uzak durması gereken gıdalar, yani genel olarak onu sormak istiyorum. Bir de az önce dediniz ya, mesela ayran, yoğurt gibi evet, ürünler olabilir. Pastörize edilmiş ürünler mi, yoksa doğal ürünleri mi siz tavsiye edersiniz? Genelde herkesin tavsiye ettiği gibi doğal ürünlerden bahsediyoruz. Burada elimizde tabii ulaşmak çok zor. İmkanları varsa doğal ürünler. Kesinlikle kimyasal veya da işlemden geçmiş, ısıl işlemden geçmiş besinlerden bahsetmiyoruz. Ama uygunsa, ulaşabiliyorlarsa doğal, efendime söyleyeyim, pastörize edilmemiş ama yapacak bir şey yoksa da pastörize edilmiş. Çünkü sütün protein içeriği, ayranın protein içeriği, yoğurdun protein içeriği çok fazla, çok yüksektir. Kuru yemiş olarak da dediğim gibi az tuzlu kuru yemişler, tuzlu çubuk kreker, galeta unları, bu eskiden halk arasında kaynana sopası derlerdi bizim zamanımızda. Onları da kullanması açlığını bastırır. Evet. Uzak durması gereken gıdalar. Uzak durması gereken kimyasal içeriği, dediğim ısıl işlem görmüş hazır gıdalar, efendime söyleyeyim, karbonhidrat atıştırma, abur cuburlar, cipsler, bunlar asitli şeyler, özellikle kola, kafein. Kafein çok fazla tüketilmesi bebekte okul çağında bilişsel zeka geriliğinden tutun da kilo alımında düşüklüğe kadar her türlü şeye neden olabiliyor. Asitli, özellikle kolalı şeylerden uzak durması lazım. Mesela günde bir defa soda içebilir, sade soda, mineralli, meyveliden önermiyoruz meyvelileri ama sade soda içebilir. Peki hamile bir bayan yağ tüketimi açısından yemeklerde ne tarz bir yağ kullanmalı? Hayvansal yağlar mı, yoksa bitkisel yağlar mı? Genelde bitkisel yağlar öneriyoruz. Kolesterolden uzak durmasını öneriyoruz. Bitkisel yağlar tüketmesi, özellikle ayçiçek ve mısır yağı tüketmesini öneriyoruz. Elimizden gelince hayvansal yağlardan uzak duruyoruz. Evet. Hamilelik sürecinde spor alışkanlığı, egzersiz alışkanlığı ne düzeyde olmalıdır? Genelde kendini yormayacak şekilde, günlük işlerini halledebilecek şekilde egzersiz yapabilir. Ama çok ağır spor, kilo vereceğim veyahut da fit olacağım diye spor yapmasını önermiyoruz. Çünkü gebelik yaklaşık olarak 8. aya kadar belli dönemlerde, özellikle ilk 3. ayda, 6. ayda ve 8. ayda erken doğumdan tutun da düş tehlikesine kadar riskli bir dönemden geçiriyor. Biz genelde hastalarımız 35. haftadan sonra günlük yürüyüşlerine başlaması egzersiz şeklinde, ama kendini yormayacak şekilde, tempolu değil de yürüyüş, gezerek yürüyüş yapacak şekilde sporları öneriyoruz. Ama kesinlikle egzersiz veyahut da spor ilk 3 ayda önermiyoruz. Özellikle sigara alışkanlığı olan bayanlar var. Tabii onlar da anne olmak istedikleri zaman çocuklarına verecekleri zararı mutlaka biliyorlardır. Ama biliyorlardır tabii. Bırakma konusunda veya sigaraya ara verme konusunda sorunlar yaşıyorlardır. Onları uyarı açısından sigaranın zararlarını çocuk üzerinde, bebek üzerinde, anne karnındaki bebek üzerinde anlatabiliriz. Sigara anne karnına gelmeden önce anneye zaten, evet, mesane kanserinden tutun yemek borusu kanserine kadar her türlü kanserin ana başrolünde oynayan bir madde sigara. Hastalarımız gelip bize diyor ki, hocam diyor, ben önceden işte bir paket içiyordum, düşürdüm 10 taneye düşürdüm, efendim 3 taneye düşürdüm, 3 tane yeter mi? Bir tane bile kullanmayacak. Veyahut da sigara içilen bir ortamda bulunmamasını öneriyoruz. Çünkü sigara ispatlanmış olarak bebeklerin bir, anne karnındaki gelişim geriliğine neden oluyor. Kendi haftasına uygun olarak yaklaşık yarım kilo, doğumda yarım kiloya kadar, kendi haftasına uygun bebeklere göre yarım kiloya kadar az kilo alınmasını sağlıyor. Doğumdan sonrasında erken doğum tetiğinden tutun da işte bebeğin bulunduğu suyun erken gelmesi, amniyonit dediğimiz iltihabından tutun da okul çağındaki başarısını bile etkiliyor sigara. Ondan dolayı sigara gerçekten çok önemli. Sigara içilen ortamda da bulunmaması önemli. Özellikle eşlere burada çok önemli, çok büyük bir görev düşüyor. Veyahut da konu komşu veyahut da eş dost akrabaya. Bir gebenin yanında, gebe olmasına da gerek yok, bir sigara içmeyen bir insanın yanında sigara içmememiz lazım. İçilmemesi lazım. Hele gebeyse zaten, hani diyorlar ya ilk 3 ayda ye çift canlısın diye. O çift canlının yanında da sigara içmemek gerekiyor. Nasıl yemesini telkin ediyorsanız, sigara içmemesi için ve çevreyi de aynı şekilde telkin etmeniz lazım.
Peki anne sigarayı bırakamıyorsa, anne adayı evet. sigarayı bırakamıyorsa, bu konuda çok zorlanıyorsa, bununla ilgili destekleyici bazı ilaçlar var diyebiliriz. İlaç kullanmak doğru mu? Yok, doğru değil. Sadece telkin. Yani biz şu an mesela elektronik sigaradan tut da efendime söyleyeyim sigara bırakan ilaçlardan bir sürü şeyler çıktı piyasaya ve sonradan dedik ki elektronik sigara şu kanser yapıyor, bu sağlığa zararlı şu. Biz zaten başlangıçta ne dedik? Kimyasal şeylerden uzak duracak. Biz elimizden geldiğince gebelerimize ilaç kullandırmamak, kimyasal şeylerden uzak tutmak, beslenirken bile doğal şeylerle beslenin derken sigara içmek için, sigarayı bırakmak için de git şu kimyasalı kullan. Biz bunu söylemeyiz. Biz sadece psikolojik olarak, telkin olarak ve çevre olarak da aynı şekilde telkin edip o sigara zararlısından uzak tutarsak gebeyi veyahut da onun ruh durumunu, aile içi hoşnutluğunu sağlayabilirsek inanın sigarayı daha az içecektir veyahut da bırakacaktır. O zaman hani siz en başta dediniz ya tetkikler yapılması gerekiyor hamilelik evet. öncesinde. Belki de en başta sigarayı bırakmak gerekiyor bir sigara içen bir anne adayı zaten için. Zaten konunun başında açmak istedim. İyi ki söylediniz. Hani bir çiftin ben gebe kalmak istiyorum diye planlayarak gelmesi lazım. Evet. Hocam biz bunu düşünmüyorduk. İşte kazara oldu. Hani olmuşken de doğuralım falan. Önce kendi psikolojik olarak hazırlanması lazım. Hani günümüzde aile terapisi veyahut da efendime söyleyeyim evlenecek çiftlere eğitim verelim. Veyahut da bir sürücü ehliyeti gibi evlenebilir ehliyeti verelim. Gebe kalacak eşlere de, çiftlere de bunlar anne baba olabilir diye eğitim verilmesi lazım. Hani gebelik gerçekten hani Urfa şartlarında doğum oranı çok yüksek. Yıllık yaklaşık olarak 80 bin doğum oluyor. Yunanistan'ın yıllık doğum oranından neredeyse tek başına karşılayan bir ilimiz Urfa. Bir kadınımız ortalama yaklaşık 4-5 çocuk sahibi olabiliyor burada. Ve bu böyle bir ilde anneleri eğitmek, özellikle halk sağlığına çok büyük önem düşüyor. Gebe kalmadan önce neler yapılması lazım? Folik asit. Folik asit gebeyken bile kullanmıyorlar. Ama kullanmaları lazım. Çünkü şu an gebelikte ispatlanmış tek yararlı olan ilaç folik asittir. Nöral tüp defekti, sırt tarafında açıklıklara engel olabilen tek vitamin, tek ispatlanmış ilaç folik asittir. Onu bile kullanmaktan aciz. Peki mesela siz dediniz ya tek faydası olan ispatlanmış evet. ilaç folik asit. Evet. Bunun dışında anne adayının normalde kullanmış olduğu ilaçlar olabilir. Onu tabii kesinlikle. Terk etmesi gerekir mi yoksa yok. Şimdi doktora mı danışması lazım? Şimdi doktora danışması lazım. Mesela bir tiroid hastası veyahut da bir diyabet hastası annemiz geliyor. Tiroid hastasının ilaçları mesela hastamız diyor ki ben günde bir defa kullanıyordum. Gebelikte değiştirecek miyim? Evet. Gebelikte aylık olarak tiroid fonksiyon testleri, TFT deyimiz tiroid fonksiyon testleri dahili hekiminin gözetiminde yükseltilebilir dozları veyahut da azaltılabilir. İnsülin kullanan bir anne tip 1 diyabet veyahut da tip 2 diyabet veyahut da gestasyonel diyabet. Zaten oraya da geleceğiz ileriki saatlerimizde. Gebelik şekeri, gestasyonel diyabet. 50 gram şeker yükleme, 75 gram şeker yükleme, 100 gram şeker yükleme, şeker yükleme yapalım mı? Onun öncesinde doğuştan tip 1 diyabeti olan veyahut da daha sonra kazanmış tip 2 diyabeti olup da gebe kalan hastalarımız insülin kullanıyorlar veyahut da antidiyabetik kullanıyorlar. Bunları biz keselim mi? Hayır, kesinlikle kesmeyeceğiz. Sadece dozlarını ayarlayacağız. İnsülinin gebelikte ispatlanmış bir yan etkisi yoktur. Onun için dahili hekiminin ilgili branş uzmanının gözetiminde biz bu ilaçların dozlarını ayarlamamız lazım. Evet. Peki şuna gelmek istiyorum. Doğum şekli yani normal doğum, sezaryen doğum ile ilgili. Bazı anne adayları, özellikle genç anne adayları normal doğumun sancısından çekindiklerini söylerler. Size de mutlaka evet. bununla ilgili gelip işte doğum şeklinin ne şekilde olması gerektiği ile ilgili fikir almak isteyen anne adaylar olmuştur. Tabii. Sezeryen doğumla normal doğum arasındaki fark birincisi bu. İkincisi gereksiz yere sezeryen yaptırmanın zararları. Şimdi normal doğum ve sezeryen aslında bunu hekimin karar vermesinden ziyade hekim ve ailenin oturup özellikle doğum yapacak kişinin oturup beraber buna karar vermesi gerekiyor. Ama şu an günümüzde hastamız geliyor, ben normal mi doğuracağım, sezeryen yapacağım. Ben bir hastaya sen normal doğurabilirsin. Veyahut da sezaryen olabilirsin derim. Sezaryen yapmak zorundasın veyahut da normal doğurmak zorundasın demem. Sağlık çerçevesinde her ikisi de olabiliyorsa ayrım yapmamam lazım.
Ama tabii sezaryen indikasyonları vardır. Mesela bebeğin iri olması, annenin çatısı dediğimiz pelvis kemiklerinin yapısına uygun olmaması, bebeğin pozisyonunun farklı olması, annenin preeklemps dediğimiz gebelik zehirlenmesi halk arasında acil doğum gerektiren durumlarda veyahut da doğum kanalının veyahut da bebekten kaynaklanan geliş anomallerinden kaynaklanan indikasyonları, nedenleri bir kenara bıraktığımız zaman normal doğum ve sezaryen doğumu dediğim gibi bu hekimin karar vereceği bir şey değil. Hekim ve hastasının oturup beraber karar vereceği bir konu. Ben bir hastaya siz normal doğurmak zorundasınız diyemem veyahut da sezaryen olması gerekmiyorsa da sezaryen olman gerekiyor diyemem. Normal doğum ve sezaryen doğum arasında çok farklar var. Ağrısından tutun da efendime söyleyeyim bebeğin okul gelişiminden bebeğin sonraki zamanda atopik bir bünye yani alerjik bir bünyeye sahip olmasından tutun da efendime söyleyeyim doğduktan sonraki yeni doğanın geçiş takiplesine kadar dediğimiz sezaryende daha çok gördüm mesela o. Mesela normal doğum yapan annelerin çocukları daha az hastalanırlar. Daha az atopik bünyeye, alerjik bünyeye sahip olurlar. Çünkü bebek anne vajeninden çıkarken o vajendeki bulunan flora yani laktobasilin iyi huylu mikroplar, halk dilinde iyi huylu mikroplar bebeğin hem solunum sistemine hem de sindirim sistemine dahil olduğundan dolayı bebeğin florası yani bağırsaktaki mikropları bu şekilde şekillenir. Ve buna bağlı olarak da bebekler daha az hastalanırlar. Ve doğum esnasında o vajenden çıktıklarında bir strese maruz kalırlar. Bu strese maruz kaldıklarında bebeklerin okul gelişimi ve psikolojik gelişimleri normal doğumda daha çok görülür. Evet. Ama sezaryen doğumu dediğim gibi şu an günümüzde her şey o kadar hazır ki hazır yemeğinden tutun, hazır elbisesine kadar, hazır evinden tutun da her şey hazır olduğu için ben geleyim, ağrı çekmek istemiyorum, acı çekmek istemiyorum, saatim belli olsun, her şey kontrol altında olsun. Çünkü artık toplum kontrolcü bir toplum. Her şeyi kontrol etmek istiyoruz. Doğumumuzu da kontrol etmek istiyoruz. Doğum tarihimizi, doğum saatimizi de kontrol etmek istiyoruz. Normal doğumda böyle bir şansımız yok. Gecenin bir saati de olabilir, hafta sonu da olabilir. Kaygılarda haklılar, hekim bulabilecek miyiz? Efendime söyleyeyim, ne zaman olacak, saat kaçta olacak? Ama sezaryende böyle bir şey yok. Her şey kontrol altında olduğu için özellikle yeni gebe kalan, ilk gebeliği olan insanlarımız hep normal doğumdan ziyade sezaryene kayıyorlar. İnanır mısınız? Üçüncü, dördüncü gebeliği olup da beşinci gebeliği olan insanlar da son gebeliklerini ben sezaryen olmak istiyorum, doğum sancısı çekmek istemiyorum diyor artık. Çünkü hekimlerin söylemesinden ziyade toplumda konuşulan şeyler hekimlerin söyleminden daha değerli, daha önemli. Onun için diyorum halk sağlığı çok önemli, televizyonlar çok önemli, toplum çok önemli. Normal doğumun teşvik edilmesi lazım. Ve bunları hekim üzerinden değil de bir toplum olarak bilinçlendirmemiz lazım. Biz hastaya sen normal doğurmak zorundasın diyemeyiz. Çünkü normal doğumda çıkacak bir komplikasyonda herhangi bir sıkıntıda ama sen beni zorladın. Veyahut da onun vücut bütünlüğü vardır. Ben ağrı çekmek istemiyorum sen beni zorlayamazsın dediği zaman biz hayır sen normal doğuracaksın diyemeyiz. Biz sadece öneride bulunuruz hekimler olarak. Ama bir yanlış anlama var. Doktor sezaryen dedi, doktor normal doğum dedi. Evet. Doktor normal doğum diyor ama siz sezaryene kayıyorsunuz. Peki siz mutlaka sezaryen olmalı dediğiniz zaman tabii. İllaki normal doğum olsun diyen de var mı? Çok var. Şimdi başımıza gelmemiş değil, geldi. Biz hasta ediyoruz ki sizin sezaryen olmanız lazım. Ha doğurabilir misin? Çok zor doğurursun. Doğurursun ama pişman oluruz. Sen de pişman olursun, ben de pişman olurum. Yine aynı şeye geliyoruz. Bu durumda da çocuğun gelişimiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkmaz mı? Kesinlikle. Mesela siz dediniz ya çocuğun mesela doğum kanalına geliş anomalileri var. Evet. O yani anomalileri bir kenara bırakıyoruz. Yani bir makat gelişte biz kesinlikle sezaryen öneriyoruz. Neden? Çünkü bebeğin kafası anne karnında sıkışabilir. Makat doğum olmuyor mu? Oluyor. Ama açıklığı az gelmiş, 3-4 santim açıklığı olan veya özellikle ilk gebelikte biz makat doğum kesinlikle denemiyoruz. Ama hasta gelmiştir, 8-10 santimle gelmiştir, 4. 5. gebelidir. O saatten sonra sezaryen yapmak, normal doğum yapmaktan veyahut da yaptırmaktan daha zordur. Bebek için de daha zordur. Onun için biz makat doğumlarda yaptırıyoruz. İkiz gebeliklerde, ikiz gebelik normalde doğurtamıyor muyuz? Doğurtuyoruz. Ama dediğim gibi geri dönüşü olmayan zamanlarda geldiği zaman ikiz gebelikleri normal doğurtmak zorunda kalıyoruz. Evet. Mesela sezaryende biz hastaya diyoruz ki sizin kesinlikle ve kesinlikle sezaryen olmanız lazım. Hastaya anlatıyoruz, ediyoruz. Tamam hasta kabul ediyor. Zor da olsa kabul ediyor. Bir iki doktor geziyor. Tek bende kalmıyor. Gidiyor birkaç tane doktor geziyor ve sonra hocam tamam
biz 3-4 doktor gezdik, sezaryen olacağız. Normal doğumda, normal doğum olabilir, bebeğin düz ama biraz kilosu iri veyahut da sizin çatınız biraz dar. Biz bunu sezaryen alalım dediğimiz zaman, hocam biz kabul etmiyoruz. O zaman ne yapalım? Ben sizden imzanızı, ben riski anlatıyorum size. Bir, çok fazla yırtıkları olabilir. İki, bebek içeride takılabilir, acil sezaryen alabilirsiniz. Hocam ne olursa olsun biz normal doğum istiyoruz. İnanın sezaryen yarım saat, ortalama yarım saat bir ameliyattır. Biz 2 saat dikiş diktiğimiz zamanlar oluyor. Hastayı yoğun bakımda yatırdığımız oluyor. 5 ünite kan verdim, 5 torba kan verdim. Biz 3-4 gün hastanede yatırmış hastalarımız oluyor. Sırf normal doğum inat için. Evet. Onun için diyorum, hekime kulak vermek lazım ve oturup beraber karar almamız lazım. Ve ben sanmıyorum ki hiçbir hekim normal doğuracak bilecek bir hastayı gel sen sezaryen ol demez. Ama sezaryen olması gerekiyorsa da hekimi dinlemek lazım. O halde şunu söyleyebiliriz. İdeal bir doğum şekli yoktur. Hastadan hastaya ideal doğum şekli değişir. Değişir. Bu kesinlikle. Da hekim tavsiyesiyle ama kesinlikle. Ortak kararla. Ortak kararla. Evet. Hani hastamızın eşi, kaynanası, görümcesi, konusu, komşusu normal doğursun. Biz bunu diyemeyiz. Doktor öneride bulunur. Hasta kendini hazır hisseder. Muayenesini yapar. Evet, normal doğurabilirsiniz. Evet, ben de psikolojik olarak normal doğurabilirim. Çünkü doğum masasında her şey değişiyor. Evet. Onun için ortak karar almamız lazım. Ve her hastada normal doğum değildir. Hastaya özgü tedavi vardır. Hastaya özgü doğum şekli vardır. Ama bu dediğim gibi hekimin veyahut da hastanın vereceği bir karar değil. Ortak verilebilecek bir karar. Ama hasta gebe kaldığından itibaren doğum şeklini düşünmek zorundadır. Son 10 gün kalmış, son 1 hafta kalmış. Hadi ben doğuracağım. Kaygılar başlıyor, anksiyeteler başlıyor, korkular başlıyor. Hocam ne yapacağız? Öğrenmek lazım. Her şey öğreniliyor. Doğum da öğrenilir. Artık teknoloji çağındayız. Açıyoruz, YouTube açıyoruz, Google açıyoruz, bakıyoruz. Normal doğumları izliyoruz, sezaryenleri izliyoruz. Öncesini izliyoruz, sonrasını izliyoruz. Veyahut da bloglar var, oturup yazıyoruz. Normal doğuranlar, kadınlarımız, sezaryen olan kadınlarımız hepsi ne yapıyor? Kendi görüşlerini, bilgilerini, tecrübelerini aktarıyorlar. Ve ortamı bir harmanlayıp bir sentez çıkarmak lazım. Hani konu komşuyla konuşurken de normal doğumdan sonra ne yaşadın, sezaryenden sonra nasıl yaşadın? Kötü örneklerden ziyade genele bakmak lazım. Ama bizim toplumda %1'lik, %2'lik kötü örnekler. Hani glukoz tolerans testine geleceğim ben burada mesela. Şeker yükleme testi. Şeker yükleme testi. Dünya çapında tüm örgütlerin, tıbbi örgütlerin, diyabetinden tutun da kadın doğum, TÜJOT nedir? Türk Jinekoloji Obstetri Derneği. Bizim bağlı olduğumuz bir derneğimizdir. Türk Tabipler Birliği aynı şekilde. Dünya, Avrupa kadınlar, kadın hastalık ve doğum, ACOG dediğimiz Amerikan yine aynı şekilde. Hepsinin önerdiği şeker testi yapılsın ama uzlaşamadıkları nokta 50 gram mı yapalım, 75 gram mı yapalım? Kimse yapmayın demiyor. Yapın diyor ama 50 mi yapalım, 75 mi yapalım? Biz genelde 50 gramlık yapıyoruz. Neden 50 gramlık yapıyoruz? Çünkü 50 gramlık şeker yükleme testinde hastanın açlığına ihtiyaç yok. Başta söyledik, gebeler açlığa dayanıksızdır diye. Şimdi bir hastaneye geliyorsun, 8 saat açlık çekiyorsun. Bir de 50 gram şeker yükleme içiyorsun, bir saat sonra kan veriyorsun. Yaklaşık 9-10 saatlik belki ulaşımda 11-12 saat aç kalacaksın. Bir 75 gram yaptığımız zaman. 75 gramda da tanı koydurucu bir testtir. Tek seferde yapıyorsun, 3 kere kan veriyorsun. Ama ne yapıyor? Aç bırakıyor. Dünyanın uzlaşamadığı nokta 50 gram mı yapalım, 75 gram mı yapalım? Kimse şeker testi yaptırmayın demiyor. Ama medyatik olan bazı insanlar çıkıp diyor ki yapmayalım. Neden yapmayalım? Öyle yapmayalım. Şeker yükleme testi bebeğe zarar veriyor, anneye zarar veriyor. Ben de diyorum ki yıllarca yapılmış bir şey, şimdiye kadar bir sıkıntı çıkmamış. Efendime söyleyeyim, bilimsel olarak da ispatlanmış olaylar. Ve şeker yükleme testini bütün kadın doğum hekimleri, bütün dahili hekimleri önerir. Ama dedim yine aynı şeye geliyorum. Konu komşunun söylediği evet. Şeylerle hareket etmeyelim. Televizyonda tabii farklı uzmanların da bu konudaki fikirleri çok önemseniyor. Yine kadın doğum alanında olmayıp işte diyetisyenlerin evet. De belki bu konuda fikirleri çok oluyor. Tabii kafa karışıklığına neden oluyor. Bunları biraz sonra konuşalım. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Evet, Sağlık Olsun programında kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra programımız devam edecek.
Sağlığın zirvesi, Özel Metrolife Hastanesi. Özel Metrolife Hastanesi'nin katkılarıyla Sağlık Olsun devam edecek.